Arkadaşlar, burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için Sakarya ve Kocaeli Daika Platformu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşların anlattığı gibi temel derdimiz bir organize kötülük var Türkiye'de. Ve 8 senedir sizler Can Sıkırhane ve Meşru Daire'de mücadele ettiniz. Sorun hukuki değil aslında. Sorun siyasi bir sorun. Siyasilerin kendilerinin yarattığı, hukuka yanlış düğümler attırdıkları bir sorun. Yani hukukun çözme alanının bile dışına çıktı aslında. Diyelim yarın genel af çıksa, Yargıtay'ın cezasını onadığı arkadaşlar ne yapacak? Hükümet ne yapabilir? Bunu diyecek ki yargı ceza vermiş değil mi? Yani sorun sadece siyasetle çözülebilir. Fakat içimizde işte Tuğba Hanım var, partide görevliydi, ben de görev aldım. Halen Daika platformunda değişik partilerin önemli yerlerinde görev alan arkadaşlarımız var. Fakat partilerin hiçbirisi bu sorunu bir ana sorun yapmadı. Kolayına kaçınır. Sorunu kolayına kaçıldı. Sorulduğunda evet ya haksızlık var falan filan dendi. Ama işte darbedir, terör örgütüdür falan diyerek de geçiştirildi. Hiçbirisi ana konu yapmadı. Bir devaya KHK eylem planı hazırlattık. O bir siyaseten KHK'lıların probleminin konuşulmasını meşrulaştıran tek siyasi belge elimizde. Başka da yok. Fakat bunu siyasetin gündeminde tutmak lazım. Siyasileri ihballeriyle belki siyasi manada tehdit edebilmek için de KHK sorununu ana konu yapan bir grubun olması lazım geldiğini düşünün. Bir liberal parti vardı. Ölmüş bir partiydi. Bunu elimize aldık. Eğer biz siyaseten konunun içine girmezse, hukuku, adaleti, temel hak ve özgürlükleri geri getirmek için elimizi taşın altına koymazsak, bu iş düzelmeyecek. Ben 96'da ihraç oldum, 2012'de hakkım verildi. Benimle işte yaklaşık 2500 kişi geri döndü, haklarını aldı. Ve bu 2500-3000 kişinin herhalde %80'i şimdi tekrar KHK'lı oldu. Ben belki şanslıydım. Türkiye'de olmadığım için uzun süreler bu dönemde benim hakkımda bir herhalde dosya oluşmadı. Ben 2012'de Türkiye'ye döndüm. 99'da ayrıldım. 2016'da tekrar gittim. 2019'da İzne döndüğüm son defa bir daha da gidemezsin dediler. Gitmedim. Arkadaşlar, Türk siyasi hayatı ve sosyal hayatı darbelerle şekillendi hep. Yani son 100 senelik tarihimiz işte 1913'teki İttihat Terakki'nin Babı Ali baskınıyla başlayan darbeden hemen sonra o zamanki ordudan 15-20 bin. Bazı rakamlar 26 bin diyor. Subay, asubay ihraç edildi. Orduyu gençleştirme, reform. Zaten Türkiye'de reform deyince biraz korkmak lazım herhalde. Ne zaman birisi reform yapmaya kalksa anayasayı çiğniyor. Bütün kanunları çiğniyor. O süreç bizi ne yaptı? Osmanlı Devleti yerle bir oldu. Cumhuriyete geldik. 1960 darbesi işte karşı devrimci görülen Demokrat Parti'nin tekrar bir daha tek başına iktidar olamasın diye çok geniş özgürlükler içeren bir anayasa yaptı. Sosyalizmin önünü açtı vesaire. Fakat bu gömlek bol
devleti yönetenlerce bol geldi. 71'de biraz daralttılar. Fakat bu da çatışmaları, bu sıkıştırma da çatışmalara sebep oldu. 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül'de yine bir idamlar, bugünküne yakın rakamlardan hapse atılmalar vesaire. Ama bir iç savaş görüntüsü vardı gerisinde. Sonra 28 Şubat'ı yaşadık. Bir zamanın ötekileri tekrar siyasi iktidardan uzaklaştırılmak istendi. 28 Şubat bize iki iktidarı hediye. Ve o günün mağdurları 27 Nisan tezahüresinden sonra ne yaptılar? Kumbaşlar kesimlerden oraya kurban vermeleri gerekiyor. Kurban da sizler olur. Muhtıra yaklaşmasının sonucu 2016'dan sonra çıkan KHK'ları. Buna köklü bir çözüm getirmemiz lazım. Yani benim senin hakkını almak değil, bu hakkı artık devleti yeniden kurmamız lazım. Ve bu devleti yeniden kurabilecek tek birikim de sizin gibi insanlardan oluşan 3-500 bin KHK'lı da var. Başka hiçbir sosyolojik tabanda bu yok arkadaşlar. Bu devleti yeniden temel hak ve özgürlükleri temel alan, evrensel hukuka saygılı olan, herkesin diline, dinine, inancına saygılı olan bir devlet halinde yeniden yapılandırmak lazım. Siyasetin ana işlevi bu zaten. Yakın hedefimiz ne? Yakın hedefimiz işte bir seçime girme yeterliliğini kazanıp siyasi partiler üzerinde bir baskı unsuru olmak. Tabii ki her siyasi partinin olduğu gibi ben buna inanıyorum. Sizler iktidar olmazsanız, devletin yönetimini ele almazsanız Türkiye'yi düzeltebilecek insan kalitesi şu anda devlette yok. Mevcut siyasi partilerde de yok. Yani genel başkanın birisi geçen senelerde KHK'lılar gittiler, ya işte kanun aykırı, lohusa kadın, hamile kadın dedi. Verdiği cevabı biliyorsunuz. Ali Babacan olsun, Davutoğlu olsun, yani siyasi partilerin hali belli arkadaşlar. Onun için biz de dönemin acılarını yaşadık. Mahalleciliğin ne kadar kötü sonuç vereceğini ben dahil nefsimizde de yaşadık. Artık evrensel hukukla dünyaya bakma, devletin de böyle oluşmasını temin etmek zorundayız. Ve bu birikim sadece burada var. Ben buna inandığım için o parti yönetimini üstlendim. Ve ben canı gönülden inanıyorum. Bütün dünya siyaset tarihinde de böyle olmuştur. Yeni devlet hep eski devletin mağdurları tarafından yeniden kurulmuştur. Ve bu birikim hepinizde var. Yani şu masaya baksak birkaç tane akademik doktor, birkaç tane onlarca öğretmen, onlarca albay çıkacak içinizden. Yani Türkiye ortalamasına vurduğunuz anda çok ağır basan bir ağırlık var burada. Kendinizin farkında olun arkadaşlar. Çok birikimli bir topluluksunuz. Savaş Bey'in de söylediği gibi dernekleşme önemli. Biz dernekle başladık. Tuğba Hocam'ın da kurucusu olduğu Bavdev'le başladık bu işe. Onun da alanı sınırı. Yani siyaseti dizayn etmek siyasi partinin görevi arkadaşlar. Devleti, siyaseti dizayn etme işi siyasi partilerin görevi ve hakkı. Biz siyasi parti olarak bu görevi üstlenmek istiyoruz. Biz bizzat üstlenmesek de düzeltme işini en azından düzeltmekle görevli diğer siyasi partilerle bu konuyu eşit şartlarda konuşabilecek konumda olmak istiyoruz. Geçen bir siyasi parti lideri bana sordu.
bu rejim değiştirilebilir mi? Tek adam rejimi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değiştirilebilir ama tek şartla Tayyip Allah siyasete girerse değişir. Yoksa bunu değiştirebilecek organizasyon gücünde, beyin kapasitesinde hiçbir topluluk yok, hiçbir partide yok. İşte milliyetçiler adam yetiştirmiyor. İslamcılar 50 senedir, 70 senedir yetişen insan birikimini kara delik gibi yuttu. İşte izliyoruz değil mi son 1-2 haftadır? Rolex en masum Rolex saat ve statos. En masum. Gerçekten bunlar en masum eşit. İşte dün bir bakanın konuşması değil mi? Ne var ya, İsrail'de ticaret yapıyorsa para kazanıyoruz. Millet sokakta bağırıyor. Filistinliler orada ölüyor. Cumhurbaşkanı tatil İsrail diye bağırıyor ama bakan diyor ki ya, ticaretten nasıl vazgeçeriz? Yani artık yüzsüzlüğe, arsızlığa vardırlar işi. Bunların vicdanı falan yok artık. Hiç bunlardan, bunları siyaseten zorlayacak bir güç oluşmadan bunlardan merhametmiş, hukukmuş, adaletmiş beklemek lafı güzel. Biz 3 ay, Ocak ayında bu partinin yönetimini resmen devraldık. Şu anda 17-18 vilayette arkadaş görevlendirdik teşkilat kurmakla. Hiç teşkilatı yoktu. Bir genel merkez binası vardı. İçi de yönetim kurulu da yoktu. Dün sadece dün 3 ilde görevlendirme yaptık. Teşkilatı kurmak için 3 arkadaşa yetki verdik. Maraş, Kırıkkale, Konya'da. Çok hızlı büyüyoruz. Yani çünkü burada bir sıkıntı var. Hiçbir parti sahiplenmedi sıkıntılarımızı. Biz kendi sıkıntımızı siyasi arenaya taşıyalım. Bir de liberal isminin evrenselliği var arkadaşlar. Yani siyasi düşünce olarak liberal deyince hiç kimse size sağcı mısın, solcu musun, efendim cemaatçi misin, tarikatçı mısın, Alevi misin, Sünni misin, komünist misin, faşist misin diye sormayacak. Liberal deyince temel hak ve özgürlükleri esas alan, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörülü bir siyasi düşünce demektir. (Gülüyor)